Yeni Asya Medya Grubu'nun değerli izleyicileri, değerli okuyucularımız. Bugün Yeni Asya'da yayınlanmış olan ABD yaptırımları meselesi başlıklı yazımızı paylaşacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan alınan S-400'ler sebebiyle Katsa ya da Çatsa ya da uzun adıyla hasımlarına yaptırımlar yoluyla karşılık vermek kanunu kapsamında Türkiye'ye karşı bir yaptırım daha uygulamaya başladı. ABD tarafı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, yine Savunma Sanayi Başkanlığı'nda Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alperdeniz ve yine Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu'na uygulanmasına karar verilen yaptırımların 7 Nisan'da yürürlüğe gireceğini daha önce duyurmuştu. Yaptırım gerekçesi olarak şu bildirilmişti. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Rusya hükümetinin savunma ve istihbarat kurumlarının parçası olan ya da bu kurumlar adına faaliyet gösteren bir şahısla kasti olarak önemli bir işlem gerçekleştirmesi. Böylece Savunma Sanayi Başkanlığı'na yapılacak olan Amerikan ihracatı yasaklanmış, Başkanı İsmail Demir ile saydığımız 3 çalışanın hesapları dondurulmuş ve vize sınırlaması getirilmiş oluyor Amerika tarafından. Biz bu konunun arka planını doğrusu ayrıntılarıyla bilemiyoruz. Uzmanlığımızla ilgili de değil. Ancak Türkiye'nin NATO üyeliğinin sorgulanmasını sağlayacak ölçüde etki yapabileceğini de okuyoruz ve endişe ediyoruz. Zira elbette önemli olan milli menfaatlerimizdir. Ve fakat daha da önemli olan milli ve bölgesel menfaatlerimizin ve hatta dünya barışının en önemli dayanaklarından olan NATO üyeliğimizin onurlu biçimde sürmesidir. Nitekim içinde bulunduğumuz dönemde çok sıkıntıya sebep olan Ukrayna meselesi de bunu aslında doğruluyor. Bu yaptırımlar konusunun içeride başka etkilerinde olması kaçınılmaz. Mesela bir sigorta şirketi internette sigortalının sayfasından da ulaşılabilen 5 milyon euro hacimli bir poliçesine şu cümleyi aynen yazmış. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler veya bunlarla sınırlı olmaksızın uluslararası kuruluşlar tarafından Türkiye hükümeti, Türkiye uyruklu kişiler ve veya menşeili şirketlere karşı yasaklama, kısıtlama, sınırlama kararları gibi yaptırım kararı alınmış olması durumunda iş bu sigorta sözleşmesinin teminatları sona erer. Taraflardan birinin bildirimi sonucu poliçenin feshi yapılır ve feshedilen poliçe ilişkin işlememiş dönemlere ilişkin primler iade edilir. Şimdi örnek olarak buraya geçirdiğimiz bu poliçe hükmünün sebebi, sonuçları ve geçerliliği gibi hususlar elbette Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından cevaplanır. Ama biz olayın başka bir tarafındayız. Bu basit örnek dahi gösteriyor ki uluslararası nitelikte taşıyan birçok sözleşmede NATO ve hür dünya tarafında bulunmak önemli bir güvenlik ve güvenilirlik gerekçesi olarak kabul ediliyor. Aksi haller ise gerçek bir risk oluşturuyor hem siyasi hem iktisadi yönden. Dolayısıyla çok dikkatli adım atılması gereken dönemlerden geçiyoruz. Allah devleti yönetenlere basiret versin. Sizlere de onları ikaz etme konusunda güç ve kuvvet versin diyoruz.